Merhaba sayın izleyiciler. Bir önceki dersimizi yasama sorumsuzluğuyla bitirmiştik. Şimdi yasama dokunulmazlık kavramıyla ne yapacağız? Bir ilgileneceğiz, inceleyeceğiz. Yasama dokunulmazlığı nedir? Milletvekili seçilen bir kimse yargılanamaz, tutuklanamaz, tutulamaz, sorgulanamaz. Dikkat! Hakkında açılmış bir dava milletvekilliği sona erinceye kadar durur. Açılan davalar durur. Milletvekilliği sona erinceye kadar durur. Bu süre boyunca zaman aşımı işlemez. Zaman aşımı işlemez. Şimdi yasama dokunulmazlığının temel özelliğini hatırlayalım. Kuralları yine tek tek koymaya başlayalım. Kural 1. Yasama dokunulmazlığına hatırlatıyorum. Milletvekili olduğu anda, yani mazbatayı aldığı anda dokunulmazlığa kavuşur. Kural 2. Yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğundan farklı olarak kaldırılabilir. Bu yüzden bu dokunulmazlığa nispi dokunulmazlık denir. Bu yüzden bu dokunulmazlığa nispi dokunulmazlık denir, kaldırılabildiği için. Şimdi kaldırılabilmenin türlerini ne yapacağız? Göreceğiz. Öncelikle meclis kararıyla kaldırılabilir. İki, TBMM kararı olmadan kaldırmayı bir de göreceğiz. TBMM kararı olmadan. Kural 1. Yasama dokunulmazlığın kaldırılması meclis kararıyla olabilir. A. Bunun için nitelikli bir çoğunluğa gerek yoktur. Nitelikli çoğunluk aranmaz. Yani katılanların, toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir. Yeter ki 139'dan aşağı olmasın. B. Bu çok sık yapılan bir hatadır. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı diye milletvekilliği düşmez. Sadece yargılanır. Dokunulmazlığın kalkması milletvekilliğinin sona ermesine yol açmaz. Milletvekilliğinin sona ermesine yol açmaz. C. Bu çok sık yapılan bir hatadır. Tekrar hatırlatıyorum. Dokunulmazlık kalktı diye milletvekiliniz sona ermez. C. Dokunulmazlığın kaldırması kararına ilgili milletvekili vekilleri kararın alındığı tarihten itibaren, kararı izleyen günden değil, kararın alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebilir.
Anayasa Mahkemesi de en geç 15 gün içinde kararını açıklar. En geç 15 gün içinde kararını açıklar. Dikkat! Burada iki şeye çok dikkat ediyoruz. Kural 1. Farkındaysanız itiraz süresi 7 gündür. Ve kararı izleyen günden değil, kararın alındığı tarihten itibaren 7 gündür. Yani kararın alındığı tarihi de birinci gün olarak sayacaksınız. Anayasa dikkatli okunmalı. 85. maddede yazıyor bu husus. Çok dikkatli okumakta fayda var. İkinci olarak Anayasa Mahkemesi'ne itiraz ettiğimizde Anayasa Mahkemesi en geç 15 gün içinde kararını verecek. 7-15 vapuru diye aklınızda kalmasını istiyorum. Bir diğer sorunumuz şu. Şimdi anayasanın 85. maddesine göre bu dokunulmazlığın kaldırması kararına itiraz edilebiliyor. Dolayısıyla dikkat! Dokunulmazlığın kaldırılmaması kararına itiraz edilemez. Tekrar ediyorum. Dokunulmazlığın kaldırması kararına evet 7 gün içinde itiraz edeceksiniz. Ama kaldırılmaması kararına itiraz edemezsiniz. Son husus da şudur. Dikkat edin yine buna. Şimdi anayasaya göre itiraz edebilecekler dokunulmazlığı kaldıran milletvekili ya da başka bir milletvekilidir. Yani anayasaya göre dokunulmazlığın kaldırmasına milletvekilleri itiraz edebiliyor. Sorun şu. Meclis dışından atanan bakan dokunulmazlığın kaldırmasına itiraz edemez mi? Dikkat! 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 54. maddesine göre meclis dışından atanan bakan da yani milletvekili olmayan bakan da kendi dokunulmazlığın kaldırmasına itiraz edebilir. Özet şu. Meclis dışına atanan bakan da dokunulmazlığın kaldırmasına itiraz edebiliyor ancak kendisininkine edebiliyor. İkinci husus şu. Bu husus anayasada değil. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki yasada yazıyor. Çok dikkatli olmakta fayda vardır. D. Dokunulmazlık kalktıktan sonra kişi yargılanırken tekrar milletvekili seçilirse Anayasa Mahkemesi meclis kararını iptal ederse 15 gün içinde veya kişi yargılanırken dava düşerse veya genel affa uğrarsa dokunulmazlık kendiliğinden otomatikman kendiliğinden geri gelir. Yani bunun için ayrıca bir meclis kararına gerek yoktur. E. Dokunulmazlık her suç için ayrı ayrı kaldırılır. Yani milletvekilinin bir suçtan dolayı dokunulmazlığı kaldırıldığında diğer suçlardan yargılanmaz. Örnek veriyorum. Milletvekili hakkında efendime söyleyeyim hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından iddialar, fezlekeler olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun dokunulmazlığını sadece hırsızlıktan mı kaldırdı? Diğer suçlardan yargılanmaz. Sadece hırsızlıktan yargılanabilir. Buna çok dikkat edin. Yani dokunulmazlık her suç için tek tek kaldırılır. Milletvekilinin dokunulmazlığı hangi suçtan kaldırılmışsa sadece o suçtan yargılanabilir. Ancak burada istisnai bir durum var. O da şu. Milletvekili olmayan bakan yani meclis dışına atanan bakan Yüce Divan'a gönderilirse bütün suçlardan yargılanır. Neden? Uygulama yapalım. Ben milletvekili olmayan bakanım. Yüce Divan'a gönderildim. Ve anayasanın 113. maddesi ne diyordu hatırlayalım. Yüce Divan'a gönderilen bir bakan bakanlıktan düşer. O halde Yüce Divan'a gönderildiğime göre benim bakanlığım ne yaptı? Düştü. Ben milletvekili miydim? Değildim. O halde sıradan bir adama dönüştüm mü? Dönüştüm. Artık bütün suçlardan yargılanabilirim. O halde son hüküm meclis dışından atanan bakan yani milletvekili olmayan bakan Yüce Divan'a gönderilirse artık bütün suçlardan yargılanabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var gençler. Şimdi gelelim. Bazen de meclis kararı olmadan da milletvekilliği düşebilir. Meclis kararı olmadan milletvekilliği nasıl düşer? Birinci ihtimal. Soruşturmasına seçimden önce başlanılmış olmak şartıyla. O halde birinci şartımız soruşturmasına seçimden önce başlanılacak. Seçimden önce başlanılacak. Ve anayasanın 14. maddesindeki suçlardan olacak. Anayasanın
14. maddesindeki suçlardansa dikkat, kişinin yargılanmasına devam edilir. Yani meclis kararına bile gerek yoktur. O kişi yargılanmaya devam edilir. Anayasanın 14. maddesini hatırlatıyorum. Anayasanın 14. maddesi diyordu ki, anayasal haklardan hiçbir tanesi devleti ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünü yok etmeyi, insan haklarına dayanan laik demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayacak faaliyetler biçimde kullanılamaz diyordu. O halde dikkat! Böyle bir faaliyete girişmiş suçlar söz konusuysa, yani devlet, ülke, millet bölünmez bütünlüğünü yok etmek için, mesela bölücülük suçları, laik demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı düşünüyor ise, mesela anayasal düzene karşı onu devirmek için işlenen suçlar, bu kişilerin suçları milletvekilleri olsalar bile, milletvekili olsalar bile özür diliyorum, yargılanmalarına devam edilecektir. Hatta bunun için meclis kararına bile gerek kalmayacaktır. Bir diğer istisnamız ise şudur. İki, yine arkadaşlar dikkat, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde soruşma iznine gerek yoktur. İki şart arıyoruz. Ağır cezalık olacak, suçüstü hali olacak. Uygulama yapalım. İlgili milletvekili bayramda halcilerin hal ve hatırını sormak üzere hale gidiyor. Laf olsun diye yaptığımı fark etmişsinizdir. Neyse. Kameraların önünde özür diliyorum. Herkes de tokalaşıyor. Bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun vesaire. Ancak son kabzmala geldiğinde, el sıkışacağında o kişi el sıkışmıyor. Ben sizin el sıkışmam efendim. Nedir ya? Geldiğinizden beri şu ülkeyi yaptığınız hale bak ya. Ben bu parasalar satamıyorum. Ben bu parasalar ne yapacağım ya? Falan derken milletvekili sinirlenmiş, al o parasaları diye başlayan bir küfür ve elemanı yere yatırıp kulağına limon sıkmıştır. İğrenç, farkındayım. Dikkat! Burada suçüstü hali var ama ağır ceza yok. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat! Burada kişinin yargılanması için yine meclis kararına gerek vardır. Buna çok dikkat ediyorsunuz. O halde ağır ceza ile birlikte suçüstü halini ne yapacağız? Ağır cezalık bölümünü anladık. Suçüstü halinden de şunu anlamamız gerekiyor. Ağır cezalık bir suçu işlediği iddiası varsa yine meclis kararına gerek vardır. Çünkü henüz ortada iddiadır. Suçüstü hali yoktur. Bu iki şartı bir arada aradığımızı unutmayınız. Bu iki halde meclis kararına bile gerek olmaksızın ilgili milletvekili yargılanacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi o halde yasama dokunulmazlığı ile sorumsuzluğunu karşılaştırdığımız zaman çok temel farkların olduğunu görüyoruz. Bir, yasama sorumsuzluğu her şeyden önce yeminle başlarken yasama dokunulmazlığı mazbatanın alınmasıyla başlanıyor. İki, yasama sorumsuzluğu mutlak kaldırılamıyor. Oysa yasama dokunulmazlığı kaldırılabiliyor. Üç, yasama sorumsuzluğu ölene kadar devam ediyor. Oysa yasama dokunulmazlığı milletvekili sona erinceye kadar duruyor. Milletvekili sona erdikten sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Bu açılardan farklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim milletvekilliğini sona erdiren veya düşüren sebeplere. Milletvekilliğini sona erdiren, lalalalan sona erdiren, lililili sona erdiren, ah lalala sona erdiren. Nedenler. Milletvekilliğini sona erdiren nedenler. Sonradan hep gelir konunun içine edenler. Çok saçma oldu biliyorum ama yaparım. Kusura bakmayın. Şimdi gençler geldik milletvekilliğini düşüren ve sona erdiren nedenlere. Milletvekilliğini düşüren veya sona erdiren sebepler. Sona erdiren sebepler. İnceleyelim. Birinci ihtimal. Milletvekilliğini sona erdiren sebeplerden bir kısmı, düşen sebeplerden bir kısmı meclis kararıyla olur. O halde bir TBMM kararıyla ne yapabilir? Milletvekilliği düşürülebilir. İki, bazen meclis kararına gerek olmadan da TBMM kararına gerek olmaksızın da milletvekili sona erebilir ya da düşebilir.
gerek olmayan haller. Gerek olmayan haller. Şimdi gençler dikkat. Meclis kararıyla milletvekilliğini sona erdiren haller şunlardır. Bir, istifa. Yani milletvekili kendisi istifa etse bile son kararı meclis genel kurulu verecektir. Bu durumda arkadaşlar ilgili milletvekili başkanlık divanına başvurarak istifa etmek dilekçesini bildirir. Ben istifa etmek istiyorum, gitmek istiyorum der yani. Bunun üzerine başkanlık divanı bunu bir hafta içerisinde, 7 gün içerisinde gündemine alır. Dikkat, genel kurula gidildiğinde istifa eden milletvekilinin bu arzusu tartışılmaz bile. Direkt oylamaya geçilir. Yani şu şık yanlış şık olacaktır sınavda. İstifa eden milletvekiline meclis genel kurulunda görüşme yapıldıktan sonra efendim oylamayla karar verilir. Yanlış şıktır. Genel kurulda görüşme bile yapılmıyor. Direkt oylamaya geçiliyor. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Kural 2. Bir ay içerisinde 5 birleşime mazeretsiz, izinsiz katılmama. Mazeretsiz, izinsiz katılmama. Dikkat! Burada hatırlatırım, anayasa 84. maddesini düzenlenmiş bu hususa göre bir ay içerisinde 5 birleşime mazeretsiz, izinsiz katılmayan milletvekili milletvekilliği düşer. Dikkat! Sorunumuz şu ama. Sınavda şöyle bir yem atabilirler. Bir ay içerisinde 5 oturuma derler. Yanlışlıktır. Birleşme olmalıdır. Birleşme o günkü oturumların sabah, öğlen vesaire toplamıdır. Buna dikkat etmekte fayda vardır. İkinci olarak mazereti izni varsa orada sorun yok. Mazeretsiz, izinsiz bir şekilde katılmamalıdır. Dikkat! Bu durumda milletvekilinin sona ermesine en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla. Yani en az 276 kişiyle karar verilebilir. En az 276 milletvekilinin oyu olacak ki o milletvekili düşebilsin. Kurala dikkat edin. Kur'an 3. Göreviyle bağdaşmayan işi yapmakta ısrar etme. Şimdi gençler dikkat. Burada TBMM gizli oyla milletvekilinin düşmesine karar veriyor. Ama özel bir çoğunluk yok. Özel bir çoğunluk anayasamız görmemiş. Farkındaysanız bir ay içerisinde 5 birleşime katılmamada da gizli oy yoktu. Ama nitelikli çoğunluk vardı. Şimdi göreviyle bağdaşmayan işi yapmakta ısrar etmek demek ne demektir? Biz bu duruma arkadaşlar yasama uyumsuzluğu diyoruz. Diğer ismiyle teşri imtizarsızlık. Yasama uyumsuzluğu diyoruz. Milletvekili seçilen bir kimse kamu kurum ve kuruluşlarında, sermayesinin bir kısmı bile devlete ait olan kuruluşlarda, her türlü sendikada, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, yani sanayi odaları, ticaret odaları, barolarda vesaire, kamu yararlı derneklerde, vergi muafiyeti olan vakıflarda, dikkat, yöneticilik, denetçilik yapamaz, bunların temsilcilik, hakemlik işlerini güdemez, göremez ve aracılıklarını yapamazlar. Buna dikkat edin. O halde bir toparlayalım. Ben bir milletvekiliysem bir, kamu kurum ve kuruluşunda çalışamam. Yani gidip de bir yandan memur olamam. İki, kamu yararlı bir dernekte, efendime söyleyeyim, yönetici olamam. Mesela Kızılay'da yönetici olamam. Kamu yararlı bir dernektir ama üye olabilirim. Hatırlatıyorum, anayasa yönetici, denetçi olamaz diyor. Üç, bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda, mesela baroda yönetici, denetçi olamam ama üye olabilirim. Ona dikkat edin. Yönetici, denetçi olamaz diyor. 4. Sendikada da aynı durum geçerlidir. Ve bu kuruluşların, kamunun ya da kamu yararlı derneklerin, vergi muafiyeti olan vakıfların, sendikaların, efendim kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların yöneticisi, denetçisi olamamanın yanında bunların temsilcilik, hakemlik,
Aracılık işlerini de yapamıyorum, taahhüt işlerini de yapamıyorum. Anayasa böyle diyor. Peki, bakanlar kurulunca görevlendirecek işlerde çalışabilir miyim? Şöyle bir mantık yürütmenizde fayda var. Ben milletvekiliyim, yasamanın bir parçasıyım. O halde bakanlar kurulunca görevlendirecek bir işte çalışabilmem için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izin vermesi gerekir. Dolayısıyla dikkat! Milletvekillerinin bakanlar kurulunca görevlendirilebilmesi için meclisin izin vermesi gerekir. Dikkat! Bu süre en fazla 6 aydır. Yani en fazla 6 aylığına izin verir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Son husus, milletvekilleri serbest mesleklerini yapabilir mi? Milletvekilleri serbest mesleklerini yapabilir. Anayasada buna ilişkin engel yoktur. Yani bir doktor doktorluğunu yapabilir. Efendim bir mühendis mühendisliğini yapabilir. Ancak sorun şudur. Milletvekilleri bu mesleklerini yaparken milletvekili sıfatını kullanamazlar. Buna dikkat edin. Evet yapabilir ama milletvekilliği sıfatını kullanmadan yapabilecekler. Buna dikkat etmekte ne vardır? Fayda vardır. Şimdi işte bu yasama uyumsuzluğu çerçevesinde gördüğünüz gibi bazı işleri yapamıyor. Bu işleri yapmakta ısrar ederlerse meclis gizli oyla o kişinin milletvekilliğini düşürebilir. O halde bir toparlayalım. Milletvekilini düşüren sebeplerden birinci bölümü nedir? Meclis kararıyla düşürmedir. İstifa bir ay içerisinde 5 birleşime katılmama, göreviyle bağdaşmayan iş yapmakta ısrar etmektir. Bunlar da ne yapabilir? Meclis kararıyla düşürülebilir. Şimdi dikkat! Bu üçünde kim karar verdi? Meclis karar verdi. Meclis kararı verdiyse 7-15 vapurunu uygulayacaksınız. İlgili milletvekili ya da ilgili milletvekili 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edebilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içinde kararını verebilir. 15 gün içinde kararını verebilir. Olaya bak. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki 7 gün içinde itiraz, 15 gün içinde mahkeme ne verecek? Kararını verecek. Anlaşılmayan bir şey yok diyorsunuz, canımı yiyorsunuz. Şimdi gelelim bir başka soruna. Efendime söyleyeyim. Hatırlatıyorum, burada düşürme kararına itiraz mantıken bir bakan tarafından olmayacaktır. O milletvekili olmadığı için bu hususlara tabi değildir. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla meclise atanan bakan için düşürmeye itiraz olmayacaktır. Yine aynı kuralı unutmuyorsunuz. Düşürülmesi kararına itiraz edebilirsiniz. Düşürülmemesi kararına itiraz edemezsiniz. Yani tıpkı dokunulmazlığın kaldırması gibi düşünün. Dokunulmazlığın kaldırması kararına itiraz edebiliyorduk ama kaldırılmaması kararına itiraz edemiyorduk. Aynı kuralı burada da uygulayacaksınız. Düşürülmesi kararına itiraz edebilirsiniz. Düşürülmemesi kararına itiraz edemezsiniz. Gelelim milletvekilliğinin meclis kararı olmaksızın sona ermesi veya düşürülmesi nasıl olabilir? Bir bakalım. 1. Kısıtlanma. 2. Kesin hüküm giyme düşme sebepleridir. Kesin hüküm giyme. Bunlar düşme sebebidir. Dikkat, 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 dikkat. Burada klasik tuzak soru şudur. Kesin hüküm giyen ya da milletvekili seçilen bir milletvekilliği ne zaman sona erer diye sorarlar. Şöyle şıklar da koyarlar. A. Kararın resmi gazetede yayımlandığı gün. B. Kararın verildiği gün. C. Mahkemenin kararının kesinleştiği gün. D. Meclis genel kuruluna bildirildiği gün. E. Meclis başkanlarına bildirildiği gün. Şeklinde şıklar koyarlar. Dikkat! Vereceğiniz cevap şu olacak. Kısıtlanma ve kesin hüküm giyme halinde milletvekilinin milletvekilliği, kısıtlanma ve kesin hüküm giymeye ilişkin kararın meclis genel kuruluna bildirildiği anda sona erer. TBMM genel kuruluna bildirildiği an. TBMM genel kuruluna bildirildiği an. TBMM genel kuruluna bildirildiği an. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı seçilme nedir? Cumhurbaşkanı seçilme konusunda anayasamızda şöyle bir hüküm var. Diyor ki, Cumhurbaşkanı seçilen bir kimsenin partisiyle ilişiği kesilir. Milletvekilliği sona erer diyor. O halde Cumhurbaşkanı seçilen bir kimsenin milletvekilliği sona erer.
Yani anayasa düşer demiyor, dikkatinizi çekelim, sona erer diyor. Esasen bu doğru da bir kavram. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de olabilecek en üst makamdır. Dolayısıyla düşme dediğimizde sanki bu kötü bir şeymiş gibi algılanabilir. Sona ermesi daha doğru bir cümledir diye düşünüyoruz. Sonuçsuz, hatırlatıyorum. Milletvekili seçilme yeterliliği olmayan birisi yine de milletvekili seçilmişse Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı iptal ediyordu, hatırlayın. Bu durum milletvekilini düşüren bir sebep değildir. Zaten olmayan milletvekilliğinin tespit edilmesidir. Buna dikkat edin. Zaten sen hiç milletvekili olamadın ki. Düşmem için önce bir milletvekili olmam gerekiyor. Oysa milletvekili olmaya ilişkin engelde ben henüz milletvekili olma hakkını kazanamadan yine de hileyle milletvekili olmuşum. Dolayısıyla seçim kurulu bu mazbatayı iptal ettiğinde benim milletvekilliğim, zaten olmayan milletvekilliğim tespit edilmiş olur. Milletvekilliğim düşmez. Zaten hiç milletvekili olamadım ben. Olamadım ben. Anlaştık mı gençler? Okey. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi gençler geldik neye? 2010 anayasa değişikliğine. 2010 yılında 1982 anayasada yapılan değişiklikle artık partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilliği düşmüyor. Artık partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilliği düşmüyor. Eskiden düşüyordu hatırlatıyorum. 2010 değişikliğiyle birlikte artık bu kaldırılmıştır. O halde bir toparlayacak olursak, bir, kısıtlanma ve kesin hüküm giyme halinde milletvekilliği düşer. Genel kurula bildirildiği an sona erer milletvekilliği. İki, Cumhurbaşkanlığı seçilmişse birisi partisiyle ilişiği kesilir. Milletvekilliği sona erer. Düşer demiyoruz burada. Sona ermek daha hoş, daha şık bir tanım. 3 ya da 4, dikkat, kişinin milletvekilliği olma koşullarında eksiklik varsa, ona rağmen milletvekili olmuşsa, bu durum sonradan ortaya çıkmışsa, seçim kurulu mazbatayı iptal eder. Burada olmayan milletvekilin tespitidir. Zaten hiç milletvekilini düşüren bir sebep değildir. Zaten hiç milletvekili olamadın ki, bunun tespitidir. Şimdi dikkat, artık partisinin kapatılmasına neden olan milletvekilliği düşmüyor. Buna da dikkat ediyoruz. Peki arkadaşlar, bu verdiğim örnekte kısıtlanma kesin hüküm giymedi, Cumhurbaşkanı seçilmesinde vesaire. Bir meclis kararı var mı? Gördüğünüz gibi yok. Meclis kararı yoksa 7-15 vapuru da yok. Buna dikkat edin. Yok ilgili milletvekili 7 gün içinde itiraz eder. Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde kararını verir gibi şıklarla sizi yemeye çalışacaklardır. Bu yemleri yiyeceğiz mi? Hayır, yemeyeceğiz. Anlaştık mı gençler? Yemeyeceğinize ben inanıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar Meclis Başkanlık Divanı'na. Divan deyince iyi bir şey. İnsan uykusu geliyor değil mi gençler? Meclis Başkanlık Divanı. Gidip yatıyormuşuz. İğrenç esprilerime burada da devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi Meclis Başkanlık Divanı kimdir, kimlerden oluşur? Meclis Başkanlık Divanı bir meclis başkanından, iki başkan vekillerinden, vay başkan vekilim, üç idare amirlerinden, dört katip üyelerden oluşur. Şimdi ve şu kuralı unutmuyorsunuz. TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri, Başbakan, Meclisin ihtisas komisyonları muhakkak milletvekillerinden oluşur. Meclis dışından kişiler buraya ne yapamaz kural olarak? Gelemez. Muhakkak milletvekili olmak gerekir. Ama bakan olmak için hatırlatıyorum, milletvekili olmak ne değildi? Şart değildi. Meclis dışından da seçilebiliyordu. Meclis Başkanlık Divanı üyeleri 2 dönem için seçilir. İlk seçilenlerin görev süresi 2 yıldır. İkinci seçilenlerin görev süresi ise, dikkat, 2 yıldır demeyeceksin sınavda. O yasama döneminin sonuna kadardır diyeceksiniz. Oh!
yasama döneminin sonuna kadar bu yasama döneminin sonuna kadar dırt diyeceksiniz. Şimdi gençler dikkat. Başkana en son geçeceğim. Başkan vekilleri başkan olmadığı zaman başkanın işlerini yapıyor. Kural olarak iş tüzüğe göre 4 taneler. İdare amirlerinin temel görevleri ise şunlar. Törenleri idare etmek, giriş çıkış kartlarını vermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na kolluk ve mali konularda yardımcı olmak ve idari konularda yardımcı olmak ve dikkat meclis bütçesini başkana teklif etmektir. Bunlar idare amirinin görevleridir. Katip üyeler deyince aklınıza genellikle şunlar gelecek. Sorun içerisinde tutanak varsa, meclis tutanaklarını tutmak, efendime söyleyeyim tutanakları denetlemek, oylama kelimesi geçiyorsa oylama yaptırtmak, seçimlerin dürüstlük esası içerisinde yapılmasını sağlamak vesaire gibi oyları saymak gibi hususlar geçiyorsa bilin ki o katip üyenin görevlerindendir. Bunlar katip üyelerinin nesidir? Görevlerindendir. Yani tutanakları tutmak, bunları incelemek, denetlemek, oylama yaptırtmak, oyları saydırtmak, efendime söyleyeyim, bunları sayan da yine şeyler. Efendime söyleyeyim, bu tip görevleri gördüğünüz anda bileceksiniz ki katip üyenin görevleridir. Bu işinizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim meclis başkanına. Meclis başkanının seçimi şu şekilde olur. Öncelikle hatırlatıyorum. Seçim sonuçlarının açıklandığı 5. gün meclis kendiliğinden toplanır. 5. gün toplandı. En yaşlı üye toplantıya başkanlık eder. En yaşlı üye toplantıya şimdilik başkanlık edecek. Gerçek meclis başkanı seçilene kadar. Dikkat! İlk 5 gün adaylık bildiriminde bulunur. 5 gün adaylık bildirimi. Yani burada herkes kendi adına başkanlığa bildirerek ismini en yaşlı üye, şu andaki başkana, efendim ben başkan adayım diyor. Buna dikkat edin. O halde siyasi parti grupları meclis başkanlığı için aday gösteremez. İkinci 5 gün içinde ise seçimler yapılır ve sonuçlandırılır. İkinci 5 gün içinde seçimler sonuçlandırılır. Sonuçlandırılır. Dikkat! O halde meclis başkanlığı seçimi adaylık süreci dahil toplamda en geç 10 gün içinde tamamlanmak zorundadır. 5. gün adaylık sürecinin bitiminden itibaren son günü başkan adayları açıklar. 2. 5 gün içinde de en geç seçimler sonuçlandırılır. 1. turda meclis üye tam sayısının 1/3'ü. Yani 367'yi alan meclis başkanı olur. 1. turda alamamışsa 2. turda 1/3 alan meclis başkanı olur. 2. turda alamamışsa 3. turda üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 276'yı alan meclis başkanı olur. Hala 3. turdan meclis başkanı seçilememişse en çok oy alan 2 aday 4. turda yarışır. En çok oy alan 2 aday 4. turda yarışır. 4. turda en çok oy kim almışsa turda en çok oy kim almışsa o meclis başkanı olur. En çok oy alan TBMM başkanı olur. Olaya bak çığı. Dikkat! Sorunumuz şu. Eyvallah. 4. turda en çok oy alan kişi ne oluyormuş? Meclis başkanı oluyormuş. Züppa. Vallahi züppa. Meclis başkanı yemin eder mi? Şöyle bir mantık kurmanızı istiyorum. Meclis başkanı milletvekildir. Zaten milletvekili olurken yemin etmişti. Ayrıca meclis başkanı olurken yemin etmez. Bu mantıkla hareket edecek olursanız başbakan yemin etmez. Çünkü milletvekilidir. Milletvekili olan bir bakan göreve başlarken yine yemin etmez. Bu şey açısından söylüyorum. Bakanlığa, başbakanlığa ya da meclis başkanlığına başlarken bunlar yemin etmiyor. Meclis dışına atanan bakan da peki durum nasıldır? Bu adam milletvekili mi? Değil. O halde dikkat, bakanlığa başlaması için yemin etmesi şarttır. Çünkü milletvekili yemin etmemişti. Dolayısıyla bir yemin ederek ne yapmalıdır? Efendime söyleyeyim, göreve başlamalıdır. Bir toplayalım. Meclis başkanı yemin etmez. Başbakan yemin etmez.
Milletvekili olan bakan yemin etmez görevlerine başlarken, yani başbakanlığa, bakanlığa, meclis başkanlığına başlarken, ancak milletvekili olmayan bakan göreve başlarken yemin eder. Cumhurbaşkanı tabii ki yemin eder. Cumhurbaşkanlığı çok ayrı bir görevdir. Milletvekili olsa bile yemin eder. Çünkü gerçekten yasama, yürütme, yargının ahenginden sorumlu, devleti en üst düzeyde temsil eden kişinin yemin etmesi gayet doğaldır. Şimdi gelelim meclis başkanının görev ve yetkileri nelerdir? Meclis başkanının görev ve yetkileri şunlardır. 1. Cumhurbaşkanı ağır hastaysa veya yurt dışına gitmiş ise iyileşinceye ya da görevine dönünceye kadar, Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmışsa yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar ona vekalet eder. Buna dikkat edin. Bu arada meclis başkanı cumhurbaşkanına vekalet ederken bütün yetkilerini kullanabilir. Cumhurbaşkanı meclis başkanına vekalet ederken bütün yetkili, özür diliyorum, meclis başkanı cumhurbaşkanına vekalet ederken bütün yetkilerini kullanabilir. Bunun tek istisnası olabilir. O da Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmektir. Çünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu'na başbakan başkanlık eder. Bir istisna bu olabilir. Dikkat etmekte ne vardır? Fayda vardır. Yani örnek veriyorum. Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı'na vekalet ettiği sürece kanunları yayımlama, iade etme, işte anayasa değişikliklerini onaylama, halka oyuna sunma, bütün yetkilerine sahiptir. Sahip olamadığı tek, tabii kullanmamasında fayda vardır eğer yurt dışındaysa falan, ama kullanabilir, böyle bir yetkisi vardır. Vekalet edemeyeceği tek yetki olsa olsa anayasaya göre Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek olabilir. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmekte, tekrar hatırlatıyorum, anayasamız diyor ki Cumhurbaşkanı olmadığı zaman başbakan başkanlık eder. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Şimdilik burada kesiyorum. Daha sonra meclis başkanı görev ve yetkileriyle tekrar devam edeceğim.